Dünya bir aynadır sevgili dostum ve ben sadece bu aynada gördüklerimi çiziyorum. Çok sevdiğim bir dostuma aitti bu sözler. Kendisi bir ressamdı ve yapabildiği her vakitte benimle bu uğraşı hakkında heyecanlı bir şekilde konuşurdu. Hayat verdiği eserlerinde ise bazı insanların güzellikle alaka kuramayacağı kadar çok ilginç bir tarzı vardı. Resimleri, ucubelikler, karanlık köşeler, insanın midesini kaldıracak şekiller ve çizgiler barındırıyordu. En azından sanatı hakkında sorduğum zaman bu sözcükleri kullanıyordu. Herkesin zevkiyle uyumlu değildi ama toplumun özellikle belirli bir kesiminin oldukça ilgisini çekiyordu. Ve gün gelince elindeki resimleri bir sergide işlerini takip eden insanlara sunma fırsatını yakaladı. O sergide gösterilen resimleri daha önce hiç kimse görmemişti. Benim de dahil olduğum yakın çevresi bile. Genişçe bir salonun duvarlarına asılan resimler, içerdikleri karanlık ve çarpık konulara çok ters duran altın rengi çerçevelerin içinde duruyordu. Her bir resim birbirinden çirkindi ama etkileyici bir çirkinlikti bu. Her bir noktasında ayrı bir detayın bulunduğu, sahip oldukları bakış açısıyla sanki insanın kompozisyonunun, anlatısının değiştiği eserlerdi. Her birinin sunduğu ayrı bir dünya, ayrı bir karakter vardı. Resimlerin yansıttığı duygular, insanın günlük hayatından uzak tutmak istediği kavramlardı. Ama bu sergide anlaşılamayan bir harmoni oluşturuyorlardı hep birlikte. Sanki çok kötü yaşanmışlıklar hakkında yazılmış muhteşem bir şarkılar bütünü gibi. Hiçbir resme güneş ışığı vurmamıştı. Tablolarda soğuk tonların, absürt çizgilerin, titreşen şekillerin doldurduğu ortamlar yer alıyordu. Tuhaf bir çekim gücü benim resimlerin üzerinde teker teker durmama sebep olurken iç dünyamın her bir tanesiyle biraz daha karardığını, biraz daha yozlaştığını hissedebiliyordum. Uzun bir süre salonda kalmıştım ama sergide bu kadar fazla vakit geçirmiş olmama karşın dostumu orada hiç görememiştim. Halbuki sergiye geleceğime emin olana kadar ısrar etmişti. Oradaki görevlilerden birine dostumun nerede olduğunu sorduğumda ise kafa karışıklığını yansıtan gözlerle karşı karşıya kaldım. Ondan cevap alamayacağımı anladıktan sonra evime dönecektim ki salonun sonunda tüm resimlerden sonra tek başına duran başka bir tablo daha gördüm. Yavaş yavaş ona doğru yaklaştım. Diğer tüm resimleri bir bir geçerek. Tabloya bakınca nedense derin bir nefes aldım. Bu resim diğerlerinin aksine çok daha doğal duruyordu. Tablonun geneline masmavi açık bir gökyüzü, gökyüzünün altına duran yemyeşil bir tepe hakimdi. Tepenin zirvesinde mütevazı ahşap bir kulübe yer alıyordu. Çok daha neşeli bir his yayıyordu bu tablo. Çizgiler daha düzgündü. Şekiller daha doğal, daha gerçekçiydi. Resme baktığım süre boyunca aldığım nefesi hiç vermediğimi fark edince kendime geldim ve dostumu burada bulamayacağıma emin olduktan sonra eve döndüm. Uzun bir süre boyunca ressam dostumdan haber alamadım. Benimle iletişimi olduğu gibi kesip böyle gidecek birisi de değildi. Çizdiği o tuhaf resim, daha doğrusu tüm diğer tuhaf resimlerden ilginç bir şekilde farklı duran neşeli resim de bir yandan aklımı sürekli meşgul ediyordu. Kopukluk bir süre daha devam edince dostumun sergisine baştan gittim ve görevlilere herhangi bir haber alıp almadıklarını sordum. Görevliler bana bu sefer baştan sağma bir şekilde cevap verince onlardan uzaklaştım ve araştırmama bir şekilde devam ettim. Yine nedense salonun sonunda duran o tablonun çekim gücünü hissedebiliyordum. O tarafa gidince nedeni çok net bir şekilde anlaşılır oldu. Resim bu sefer daha farklıydı. Hala güneş ışığının dokunuşlarına, masmavi bir gökyüzüne, canlı, davetkar yeşil bir tepeye ve tepenin üzerinde duran şirin mütevazı ahşap kulübeye sahipti ama yeni bir şeyler eklenmişti. Resmin sol altında sırtı bu tarafa dönük duran ve sağ eliyle kulübeyi işaret eden birisi vardı. Bu değişikliği fark edince bir süre etrafa baktım ama kimsenin umurunda değildi bu detay. Birkaç dakika boyunca resmin önünde durup onu inceledim. Bir yandan da acaba hafızam beni yanıltıyor muydu diye düşünüyordum. En sonunda hızlıca telefonumu çıkardım ve çerçeveyi kameraya alarak tablonun resmini çektim. Bu hareketim görevlileri rahatsız etmiş olacak ki hemen söylenmeye, bana bağırmaya, çağırmaya başladılar. Ben hızlı adımlarla salondan çıktım ve oradan uzaklaştım. Sonraki günlerimi çektiğim resmi internete yükleyip araştırma yaparak geçirdim. İlk başta bir sonuç alamasam da bir noktada internetin ıssız köşelerindeki bir sitede aynı resimle baştan karşılaştım. Bu sefer başka tuhaf bir sergideki başka tuhaf bir resme aitti ama aynı yer resmedilmişti. Sitenin verdiği bilgilerde resim çizilirken nerenin temel alındığı yazıyordu ve aynı yerin gerçek hayattaki bir görüntüsüyle karşılaştırma yapılıyordu. Hemen bilgileri not ettim ve ertesi gün yola çıktım. Şüphelerle ve temelsiz fikir yürütmelerle geçen yolculuğumun sonunda araştırdığım konuma geldiğimde resmedilen tepe ve tepenin üzerine duran kulübeyle karşılaştım. Fakat her şey resimdeki gibi değildi. Buradaki tepede yeşillikten eser yoktu ve ahşap kulübe mütevazılıktan veya şirinlikten uzak çürüyen bir görüntü sergiliyordu. Çatlamış topraklar ve parçalanan taşlar üzerinde adımlarımı devam ettirerek yavaş yavaş tepeye tırmandım. Çürümekte olan kulübeye yaklaştıkça içimi tuhaf bir ürperti kaplıyordu. Yaptığım şeyin çok yanlış olduğuna dair bir sezgi tüm vücudumda alarmlar veriyordu. Nem ve küf kokan kulübenin önüne geldiğimde yıllardır açılmamış görünen tahta kapıyı güçle iteleye iteleye açtım. Arkamdan vuran günün ışığının içeriği aydınlatacağına güveniyordum ki sanki tabiat beni bu kulübeye girmemem yönünde uyarıyormuş gibi güneşin çoktan bulutların ardında kaldığını fark ettim. Azıcık ışığın yardımı ile ancak görebildiğim kadarıyla içeriye adımlarımı atınca nem ve küf kokusu iyice baskınlaşarak midemi rahatsız etti. Sol kolumla ağzımı ve burnumu kapayıp adımlarımı devam ettirdim. Artık küçük bir odanın içindeydim. Girdiğim odanın ileri sağ köşesinde başka bir kapı açık duruyordu. Dürüst olmak gerekirse gittiğim yerleri görmek istediğim için de oradan ilerlemedim. Ama bana bu fırsat tanınmadan zar zor ittirerek açtığım tahta kapı çat diye çarparak kapandı. Gözlerimi göremediğim kapıya çevirmiştim ve karanlığın ortasında kalmıştım. Bu durumdan oldukça tedirgindim. Tam açacaktım ki odanın diğer tarafındaki açık duran kapıdan dostumun sesi geldi. Seni daha rahat ve içten bir karşılamayla ağırlamak isterdim. Fakat buraya yeni yerleşiyorum. Bunu söyleyen dostumun sesiydi. Ama onun kapıdan geçen şeklini çıkarmak için de çok zorlanıyordum. Nedense duvarlara yaslanarak ilerliyordu. Kulübenin berbat kokusundan rahatsız olup olmadığını sorduğumda kokuların artık onun için o kadar önemli olmadığını söyledi. Başka duyularına daha fazla önem veriyordu. Daha gereksiz duyularına burada ihtiyacı yoktu. Buraya geldiğim için bana teşekkür ettiğini, belli belirsiz davetini anlayabilip kabul ettiğim için ne kadar minnettar olduğunu anlatırken ben de kulübenin duvarlarını ve duvarlara yaslanmış halde duran eşyaları inceliyordum. Dostum sözlerini bitirince bir mum yaktı ve o mumu yakar yakmaz duvarlara onun her zamanki renkleri, şekilleri, çizgileri vurdu. Nasıl yaptı bilmiyorum ama sergi salonundaki resimlerini bir şekilde buraya getirmişti ve o resimler şimdi duvarlara çakılmış, yapıştırılmış bir halde duruyordu. Altın rengi çerçevelerini kaybetmeleri beni anlayamayacağım bir seviyede rahatsız ediyordu. Sanki o çerçeveler resimlerin gerçekliklerinin sınırlarıydı ve çerçeveler ortadan kalkınca sınırlar da kaybolmuştu. Dahası dostum burada kaldığı süre boyunca uğraşını devam ettirmişti. Resimlerin duvara yerleştirildiği noktalardan itibaren renkler ve çizgiler devam ediyor, diğer resimlere bağlanıyordu. Hatta tüm bu resimlerin en başından beri birbirini tamamlayan bir bütünün kusursuz parçaları olduğu da söylenebilirdi. Gördüğümü sandığım eşyalar da bu çizimlerin birer parçasıydı. Bütün kulübe sanki muazzam bir illüzyondu. Ama bu müthiş yetenek sergisi hiç hoşuma gitmiyordu. Tüm bu durum hakkında çok kötü bir şeyler vardı. Dostum nasıl buldun diye sorunca ben de arkamı döndüm ve onun oturduğu, mumu yaktığı yere baktım. Gözleri mi beni yanıltıyordu yoksa bir şekilde gerçekliğin bu biçimlere girdiği unsurlardan mı cahil bırakılmıştım bilmiyorum. Belki de mum ışığının tuhaf geliş açısının bu kulübenin pis kokusuyla birlikte yarattığı etkinin bir sonucuydu. Ama ressam sırtı bana dönük bir şekilde oturuyordu ve bu haldeki görüntüsü sanki kendi çizimlerine aitmiş gibi duruyordu. Nasıl buldun diye tekrarladı sorusunu. Ama soruyu sorarken çıkardığı sesi duymadığıma yemin edebilirim. Veya ses bir şekilde tüm duvarlardan mı sekiyordu? Belki de sadece kafamın içinde yankılanıyordu. Az önce oturmakta olan ressam artık ayağa kalkmıştı. Hala sırtı bana dönüktü. Ama attığı o korkunç kahkahayı etrafında titreşen çizgilerden, değişen soğuk tonlardan anlayabiliyordum. Birden bana doğru bir hamle yaptı ve çarpık renklerden, şekillerden oluşan eliyle kolumu tuttu. Tuttuğu anda attığım çığlığı neden attığımı bilmiyorum. Hareketinin yarattığı şoktan değildi. O noktaya kadar çoktan reflekslerimi kaybetmiştim. Kolumu tuttuğunu görebiliyordum. Gözlerim bunu algılıyordu. Ama tenimde onun acısını, ısısını, mekanik baskısını kesinlikle hissedemiyordum. Yine de onu görmemin yarattığı dehşet bir şekilde zihnimde yankılanıyor. Kolum hissedebileceğimin çok ötesinde bir acı çekiyormuş gibi beynimde işleniyordu. Ama daha da kötüsü, o varlığın hiç göremediğim yüzü şimdi benim gözlerimin sadece bir karış ötesindeydi ve içimdeki her bir duygu, her bir düşünce kırıntısı o yüze bakmamamı söylüyordu. Aptal bir düşünce, göremediğim şeylerin bana zarar vermeyeceğini söyleyince hemen gözlerimi kapattım ve hızlıca el hareketleriyle duvarları yoklayarak kapıyı bulmaya çalıştım. Tüm bu görsel kaosun içinde kapıyı da göremiyordum çünkü o da çizimlerin soğuk tonların arasında kaybolmuş, saklanmıştı. Kapıyı ellerimle ararken duvardaki boyaların elime bulaştığını hissedince bir anlığına övürdüm. Ama buradan çıkabileceğime yönelik o küçücük saçma olasılık beni kapıyı bulma çabama geri döndürdü. En sonunda kapıyı bulup tüm gücümle dışarı doğru ittirerek açınca kendimi dışarıya attım. Ellerimin altındaki çimleri hissedince gözlerimi açtım ve yine tepenin üzerinde olduğumu gördüm. Tepe yine çimlerle doluydu. Güneş ışığını engelleyen bulutlar gitmişti ve kulübe eski mütevazı görüntüsüne geri dönmüştü. Fakat tuhaf bir durum vardı. Her şey sergideki o farklı duran tablodaki gibi görünüyordu. Her bir ayrıntısına kadar. Saçma ama bir o kadar da öyle görünen şartlar beni hala tablonun içinde durduğuma inandırdı. Koşa koşa tepeden aşağıya indim. İnince de kaçtığım kulübeye geri baktım. Kulübenin kapısı açık duruyordu. Ve bir zamanlar tanıdığım ressam, bunca zamandır öyle olduğunu düşündüğüm tuhaf varlık kapıdan bana bakıyordu. Bir süre anlamsız bir şekilde bakıştıktan sonra tuhaf varlık art niyetli kahkahalar atarak kulübesine geri döndü ve kapısını kapattı. Ama bu sefer kahkahayı kendi kulaklarımla duyunca şok oldum ve istemsizce kolumu kulübeye uzattım. Sanki başka birini bu kulübe hakkında uyarmak için işaret edercesine. Güneş ışığı sırtımın tam arkasından vuruyordu. Önümde ise kulübe ve tepe vardı. Arkamdan beni izleyen başka birinin olduğu hissi içimde büyüdü ve kafamı yavaş yavaş arkaya doğru çevirmeye başladım. Arkamda neyi gördüğümü bilmiyorum. Gözlerimle göremediğim ama bilinçaltı seviyesinde orada olduğunu anlayabildiğim bir şey yüzünden müthiş bir çığlık atarak uyandım. Gözlerimi açtığımda yine sergi salonundaydım. Baktığım tablo ressamın çizdiği son resimdi. Yeşiltepe ve küçük ahşap kulübenin resmi. Ama bu sefer kulübeyi işaret eden bir figür bana doğrulanmıştı. Ve o yüz ifadesi, Tanrı aşkına, o yüz ifadesini hiçbir şekilde taklit veya tasvir edebileceğimi sanmıyorum. Böyle bir dileğim de yok. Gözlerimi açarken çıkardığım ses bir çığlık gibi miydi, yoksa çok hafif bir şey miydi emin olamıyorum. Ama sergi salonunda duran başka bir ziyaretçinin ilgisini çekmiş, ziyaretçiyi yanıma getirmişti. Merak etmeyin, ben de bu resmi ilk gördüğümde aynı tepkiyi vermiştim. İnsanın oldukça içine geçen, oldukça etkileyici bir resim. Bir daha böylesini göremeyecek olmamız çok yazık. Bunu duyduktan sonra farkına varmadığım bir süre boyunca yaşadığım dehşeti üzerimden atamadım. O süre boyunca da gözlerim betimleyemeyeceğim o surat ifadesinde kaldı. En son kendime gelince kafamı, gözlerimi yere eğerek o sergideki başka hiçbir resimle göz göze gelmeden bir daha dönmemek üzere salondan çıktım. Ancak evime döndüğümde fark edebilmiştim elimdeki boya izlerini.